Sen aldın. Sen az önce Şefika'yı bilen var mı diyorsun, yanındakilere soruyorsun. Kim? Onlar da biliyoruz diyor. Nasıl? Onlar biliyoruz diyor Şefika'yı. İkisi de evet. İkisi de. İkisi de biz biliyoruz Şefika'yı dediler. Bunlar nereli? Ya açın görüntüye bak. Bunlar nereli? Sen neresin? Bir dakika dur hayatım. Bir dur, senin mikrofonun yok. Dur. Bir şey söyleyeceğim. Şefika'yı niye tanıyorsun? Bir dakika. Ya bir dakika, yine aynı anda konuşmayın lütfen. Siz Şefika'yı nereden tanıyorsunuz? Şefika. Senin bana düşmanın. Bir dakika durur musunuz? Senin bana düşmanların ne abi? Dur bir dakika. Sana niye düşmanım? Müdahalem. Bir saniye dur. Seni televizyonda gördüm. Çıldırdım zaten ben. Abi ben zaten ehliyetimi 2020... Ben biliyorum. 2012'de aldım. Ben biliyorum. Araba sürmesini 2011'de öğrendim. Bak, bir dakika dur, bir soralım. Bir dur soralım. Bir durur musunuz? Şefika Hanım'ı nereden tanıyorsunuz? Abla biz Şefika'yı nereden tanıyoruz biliyor musunuz? Biz Gayabırlı köyündeniz. Şefika Hanım Asar'dan, Silyum tarafından, Eskiyoruk tarafından, Basırlar'dan. Evet. Yani köyümüz yakın, oradan tanıyoruz ama kadın öldü. Falcı diye tanıyoruz. Falcı diye tanıyoruz. Yaşan bunlar. Ama alakamız uğraşmışlar yok. Uğraşmışlar zaten. Ama zaten ben tanıyorum. Zaten inanıyorum. Hem tanımıyorum ama derdimi anlatamıyorum. O zaman sizin herhalde Antalya'da bir ikiziniz falan var herhalde. İkizim yok Müdahalem. Ama ismi de aynı, annenizin de ismi aynı. Bakın biraz önce kelimesinle de ele verdi kendini. Ne verdim bu ben? Adam düpedüz yalan söyleyerek geldi. Ömrümde böyle arabam olmadı. Araba ehliyetini ben 2012'de aldım. Zaten sizin kulağınızı söylemiyor. Ya ama benim yanımda kız çocuğum. Önceki bak, bir önceki oturduğunda dediğinde annesi vardı, Gönül vardı, yanlarında da küçük bir kız çocuğu vardı dedi. İkinci cümlesinde arabayı kim sürüyordu dedi. Arabayı süren kızı zaten. Araba süren kızı. Niye o zaman küçük bir kız çocuğu vardı dedi. Sizden küçüktü canım, 18-19 yaşındaydı. Hayır. Müdahalem, Allah'ınızı severseniz. Ciddi söylüyorsun, küçüktü de. Ben değildi. Size, bakın. Ha bir dakika dur. İkinci paraya vermeye geldiğinde araba süren erkek çocuğu kimdi? Müdahalem, paraya gelmeye geldiğinde. Yalan. Tamamen Şefika'yı yalan. Şefika'yı benden aldığında para geldiğindeki erkek çocuğu kimdi, onu söyle. Ablası sen nasıl böyle konuşabiliyorsun ya? Senin hiç Allah sen korkun cidden, yok mu? Cidden senin yani. Hiç Allah sen korkun yok mu? Hakikaten. Senin hiç Allah korkun yok mu? Bende çok da sende yok mu? Le, sen nasıl bana Şefika'yı tanıyor musun diye buraya gelirsin? Ben Şefika'nın söylediklerini duysam, ben seni içerikte boğmam lazımdı. Yok orada çıkaracakmış Şefika öyle. Alacaksın, gelecekmişiz annene. Annen açacakmış, ne için yapıldığını öğrenecekmiş. Benim ondan annem, sonra benim bu hanımefendi de ona karşılık gelecekmiş. Çıkanları biz akan suya atacakmışız. Adaklar kesip kan akıtacakmışız. Bir şeyler gömülüp bağlanacakmış. Bunu birkaç sene içinde de tekrarlayabilirmiş. Telefon açarsa gidecekmiş. Yine yapacakmış bir şeyler. Bu görüntülerle. Bunların senaryosu bu. Bunun konuşmalarınla bunların beraber. Senaryosu bu. Bu bölümü avukatıma vermek istiyorum. Hepsi savcılığın huzurunda. Hepsi burada. Ben kimle gitmişim, hanımefendi, ne gitmişim, zaten hepsinde. Bizim bütün konuşmalarımız, hayır, mahkemelerde, hayır, buradaki bu ifadeler bu tape olmaz haline getirelim. Evet. Delil yani olarak bulunuyor. Bu konuda bir endişeniz olmasın. Bak benim senin serik dediğin yerden ben sadece otobüsçüyüm, otobüste geçerim. Ne serinin içini bilirim. Bilmem ki. Serinin içini bilmiyorsun ama maşallah Serik'ten Şefika'yı biliyorsun. Ben doğma büyüme Serikliyim. Ya bana gösteren, bana gösteren, adresi veren, telefondaştırıp buluşturan sensin. Allah'tan kork ya. Allah'a sen kork. Biraz Allah'tan kork ya. Yemin ediyorum ben Şefika'yı orada tanıdım. Yemin ediyorum, başka tanımadım sen ki. Kork Allah'tan. Bir kere aldım götürdüm Antalya'ya. Senin hiç evladın var mı? Olmaz mı? Gönül Hanım bir dakika, evlatlarınızı karışmayın. Gönül Hanım, Gönül Hanım. Şu an herhalde amcanızı bağlayabiliyoruz değil mi? Bakın amcanız önce bizimle röportaj yapmak istemedi. Nedenini de şöyle anlattı. Gönül'ün annesi Ayten asıl muskacı. Para karşılığı bu işleri yapıyor. Yalan söylüyor ya Allah'ım ya. Ayten'in kız kardeşinin kızı varmış. O kızı bana vermek istediler. Ben de istemem dedim ve intihar eden eşimle evlendim. Bundan dolayı eşimden nefret etti. Defalarca muska yaptı. Kadına öleceksin diye kafayı yedirttiler. Tabii bu arada defalarca kavga ettik. Ben bundan yaklaşık 20 yıl evvel karakola gidip eğer başıma bir şey gelirse sorumlusu bunlardır diye Gönül ve annesinden şikayetçi oldum. Bakın bunları söyleyen amcanız. Ama eşim muska ve ölüm korkusu yüzünden delirdi. En sonunda kendisini astı. Biz Sabriye ile 86'da evlendik. 2003 yılında da intihar etti. Yani sizin annenizin kız kardeşinin kızı varmış. Yani anneniz amcanızı yeğeniyle evlendirmek istemiş. Söyleyebilir miyim? Ondan sonra bir dakika. Şu an Gülsüm Hanım'la evliyim. Bu arada İsmail Çırak Koca'nın babası ölmeden önce gelip bize ağladı. Oğlumu dolandırıyor dedi sizin için. Gönül'ün babası benim öz kardeşim ama ben onun cenazesine dahi gitmedim. Muskacı değildi ama karısının ve kızının ne iş yaptığını bilirdi. Biz haşa bunu söylemeyeyim. Yani
biz onlardan çok korkuyoruz. Sakın bizi ekrana çıkartmayın. Biz 2 ay sonra Elmalı'da yaylaya çıkacağız. Biz ekrana çıkarsak bize kızarlar, evimizi yakarlar. Yazıklar Allah rızası oldu. Için bizi bulaştırmayın. Gerçekten. Onlar korkunç insanlar diye amcanız bunu. Gerçekten. Muhabirimiz Pembe Hanım anlattı. Ben şimdi mesela... Şu anda da canlı yayında amcanız Mehmet Bey, günaydın. Günaydın abla. İyi evet. günler, hayırlı yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Aslında evimizi yakarlar diye korkuyoruz demişsiniz ama bu yayın sizi ve evinizi de koruyacaktır diye düşünüyorum. Aslında bu da bir anlamda suç duyurusudur. Dediniz ki asıl evet. annesi yapardı. Gönül onun çırağıydı. Bu işleri Gönül sonra çırağıydı ama sonrasında o da çok meşhur oldu. Ne biliyorsunuz? Gönül Hanım'ı ve annesi bu muska işlerini yapar mı? Çünkü Gönül Hanım diyor ki beni benzetiyorlar herhalde, beni ve annemi diyor. Şimdi abla şöyle bir durum oldu. 2003'te benim ailemi kaybettim. İkinci evlilikte eşya serilirken kasanın üstünde bulundu. Ondan kerim evin de kasasında düğümlenmiş ip bulundu, muska. Hatta bulan arkadaş da az evvel beni telefonla aradı. Onunla da görüşebilirsiniz yani. Ben yalansam. Tamam. Şimdi mi bulundu muska? Yok. Bulundu. 2003'te ikinci eşimin eşya serilirken. O zaman. Ya siz niye korkuyorsunuz Gönül Hanım'dan? Yok. Dün arkadaşımız öyle söylemişti. Çok korkuyorum onlarda. Evimi de yakarlar demişsiniz. Bütün seri halkı korkuyor Müge Hanım. Bütün seri halkı korkuyor. Herkesi tehdit ediyor. Abi bütün... Herkesi, bir arkadaşım orada ne görüşeceğiz, her yer açık benim için. Türkiye dahil sizinle görüşmem için. Her nereyi isterseniz. Hiç fark etmez. Ben abi, Ankara çocuğuyum. Bak şimdi benimle hiç görüştüğün andaki... Bir dakika siz amcanıza cevap verin, amcanıza verin. Ya hanımefendi bakın. O, bu, şu, sizi ve yani olabilir. Şimdi Antalya'da demek ki Gönül diye muskacılık yapan bir kadın var. Annesi var, o da yapıyor bu işi. Ayten. Yani Ayten kızı Gönül. Tipi de size benziyor. Benzetmiş olabilir mi? Olabilirler. Yani ama hem annesi de Ayten olacak, kızının adı da Gönül olacak. Bu kadar tamam. benzerlik olma şansı yok. Vallahi bakın ben bilmiyorum. Siz iddia ettiğiniz için... Gerçekten ben tanımıyorum ben yani. Ben de siz iddia ettiğiniz için bu şekilde bunun altını çizerek söylüyorum. Fakat bu amca sizin amcanız değil mi? Yani amcam bu... benim amcam. Tamam o zaman amcanız da söyleyin. Yani amcanız diyor yapıyorlar bu işi diyor. Ben artık daha ne yapabilirim yani? Ben kesinlikle öyle bir şey yapıp da amcama bir şey yapma yengi. Zaten öyle bir şey yapma gücümüz yok. Ne yapabiliriz? Biz amcamla yengemle yani böyle durumlarda yengemi severdik biz. Ya amcamı da seviyorum. Ben muska yapmaktan bahsediyorum. Öyle zaten bir şey yok yapılmadı. Psikolojik problemleri varsa ve sen de bu muskalarla öleceksin deyince şu evet o kadın daha ama da... Ama ben yengemin daha da dediği gibi daha da rahatsızlanır. Hayır yengemin bize işte bizim psikolojik sorunumuz var, muska var şöyle böyle dediğini hiç duymadım ki yengeme kapılara sorayım. Kapılara domuz yağları sürülmüş diyor. Ama amca ben siz konuşun Mehmet Bey. Müge Hanım sürülmüş de bizim sürdüğümüz nereden be? Yani biz mi sürdük? Şimdi eşya serilirken... Buyurun. Derken Hürri Şırak Koca benim... Benim kızın eşya serilirken hanımın atletini kestik. Kesin yani gözümle görmedim. Hürünün işi. Allah'a can verin. Hürünün işi. Yegem de şirket bunlarla şirket. Ha başka bir... Yemin ederim Allah'a can vereceğim. Dur bir dakika, ben öyle bir şey cevap veriyor. Allah'a can vereceğim ben. Ben öyle bir şey yaptıysam ben yerin altına gireceğim bak. Eğer benden şüpheleniyorsan ben sen de Allah'a can vereceksin. Sen de Allah'a can vereceksin. Dün ben sinirimden, stresimden Müge Hanım. Ne konuştuğumu bilmedim. Özür dilerim. Ama ben öyle yalan, iş yapmadım. Şirket... Ben öyle iş yapmadım. İki beraber çalışıyor bunlar. Özür dilerim abicim, özür dilerim. Ben ama dün moralimin bozukluğundan, stresimden, uykusuzluktan ben psikolojik hap kullanıyorum. 30 senedir psikolojik hap kullanıyorum. Niye ama bizden özür diliyorsunuz? Ama şey kesmişi. Ama dün ben sinirimden, stresimden ne dediğimi bir dakika, niye özür diliyorsunuz siz şimdi kardeşinize? Dün sinirimden, stresimden ne dediğimi bilmedim Müge Hanım. Hayır, hangi sözünüzden dolayı özür diliyorsunuz? Abiniz gidip hani kadınlara bakıyormuş. Hayır, pazarda bir şeyde konuşurduk, iyiydik. Ben ona öyle atletini de kesmedim.
Şeyini de kesmedin. Niye o zaman dün öyle Allah söyledin? Allah'a can verin. Ya ben de şunu anlamıyorum. Bir gün önce öyle konuşup bir gün sonra böyle konuşup. Ama ben psikolojiyi nasıl inanabiliriz ki biz? Psikolojim bozuk. Ben 30 yıldır orada karılara bakıyor kısmından diyor bu. Bak psikolojik hapı kullanıyorum ben. İntihar etti karısı dedi. Ben psikolojik hapı kullanıyorum. Yanımda getirdim inanmazsınız diye. 30 senedir kullanıyorum ben bunu. Duydunuz mu hanım? Psikolojik hapı kullanıyorum. Kadınlara bakıyordu ne alakası var? Gönül Hanım. Bu ben tip işlere karışmıyor dediğinize de inanmamamız lazım. Madem ki söylediklerinize inanmıyorsak, söyledikleriniz bir öyle bir böyle ise o zaman Gönül Hanım hakkında da o böyle işler yapmaz demenize ben şüpheli bakarım. Ben kesinlikle abi. Beni o işi yaparken gözümle hayır, gören yani be. Şu adama ben anlatıyor şaşkınım. Anlatıyor işte beyefendi. Hayır abi. Ben ömrümde bak yemin bayağı ediyorum ömrümde bu adamı hiç cenabı sen beni iki görüyorum. Defa gördün. Ben şurada şunu merak ettim. Bir, de evet, bir dakika. Evet, şurada demin kameralardan da kaçtı. Siz Gönül Hanım'ın nesi oluyorsunuz? Arkadaşıyım, köylüsüyüm. Arkadaşımın, köylüsüyüm. Arkadaşımın ablası. Gönül Hanım hakkında bir iddiada bulundu beyefendi. Evet. Doğrudur, yanlıştır. Evet, evet. Ben nasıl bilemezsem evet. Siz de o kadar bilemezsiniz. Kiracısısınız. Şimdi konu anlatayım. Neden? Anlatayım. Bir dakika cümlemi bitireyim. Hakan Bey, Hakan Bey evet. Değil mi? Hakan Bey'i neden tehdit ettiniz? Benim yanımdaydınız tamam. Ve tehdidinize ben tanık oldum. Anlatacağım. Neden tehdit ettiniz? Siz Gönül Hanım'ın nesi oluyorsunuz? Anlatacağım. Ben anlatacağım şimdi. Az önce dedi ki kız çocuğu İrem var. Biliyorum ben o kadar alt üst oturuyoruz biz bunlarla ya. Alt üst otur, kiracısıyım tanıyorum yani. Ben bu adamları 96'dan beri tanıyorum. 96'dan beri. Arkadaş tamam. 96'dan beri tanıyorum. Kız çocuğu dedi İrem'in ehliyeti otomatik yeni aldı zaten. Yani normal manuel araba süremez. Ya o olamaz bambaşka biri olabilir. Ya şimdi adam çelişkili konuşuyor. Zaten az önce bir tane çocuk dedi. Neden iki tane dedi. Ettiniz? Bakın yalan tehdit etmek. Yalan söylüyor. Nereden biliyorsun? Yalan söylüyor. Ben nasıl de ilk defa duydum bu adamı. Şimdi benim öyle bir şey yapmadım. Şimdi yanındakileri sormuştum. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Ben bambaşka şey. Beraber mi yaşıyorsun? Şefika'dan bahsediyor. Şefika'dan bahsediyor. Yanındakileri soruyor. Tanıyamayan var mı? Seni tanımayan var mı? Ben ilk defa duruyorum ya. Vallahi tanımıyorum ben. Yani yalan söylüyorum. Ben de yalan söylemiyorum abi. Vallahi tanımıyorum. Tamam. Belki doğru. Yani bu adam... Bir dakika. Hüseyin bir saniye durur musunuz? Ya bakın Şevki hocam diyor ki... Sen nereden biliyorsun yıllar evvel yaşa... Sen şimdi devletin felç geçirmiş dediği babana... Felç değil yalancısın diyorsun da... Bu senin özbeöz baban. Kaç yıllık baban. Kaç yıl evvel Gönül Hanım'ın niye yapıp ne yapmadığını nereden biliyorsun da diyor. Annesinin nereden ne yaptığını biliyorsun ya. Hüseyin Kurt telefon attığımızda amca Mehmet'in evinde domuz yağını bulan kişi benim demiş. Ya bu da çok meşhur bir şey. Tabii bu domuz yağı nereden bulunuyor bilmiyorum. Şimdi galiba bir kere daha bunu yapmıştık. Domuz yağı sürülünce insanların arasına şey girermiş. Ne denir? Ya kötülük yani. Mesela karı kocanın arasını soğukluk bozmak için falan herhalde. Kapıya soğukluk domuz mu? Yağı mı? Eşiğe domuz yağı sürünce böyle. Tabii domuz yağı da bulunan bilen bir şey mi bilmiyorum. Oradan al bir margarini sür işte. Domuz yağı da geç. Ya size bir şey söyleyeyim. Bu işte çok iyi para var ya. Bak size bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten eğer insan vicdanına yedirebilirse bunu. Ooo yani. Şimdi biz başlasak üçümüz bu işe bak ben sana çok sevmişim. Çünkü neden? bak nedenini söyleyeyim. Bak ben size aynen nasıl olduğunu söyleyeyim. Kahve falı bakmak da öyle. Şimdi yani bir kadın bana gelse kahve falı baktırır. Bir kadın niye kahve falı baktırır? Niye kahve falı baktırır? Sorarsın evli misin bekar mısın? Ya sevgilisiyle arasında problem vardır ya karısı kocasıyla arasında problem vardır. Şimdi sen oradan zaten konuşurken sen evli misin evlisin. Ya anlıyorsun. Ondan sonra evet ya işte böyle yani bir kadın falcıya niye gider? Kocası için gider. Sevgilisi için gider. Evet. Yani erkekler de... O fala bakarken de senin bir kaynanan var mı? Evet var. Yüz ifadesinden onunla ilişkisini anlarsın. Kaynanan da sana büyü yapmış. Yapmış sana muska de. Ondan sonra muskadan da al parayı ya. Yani o kadar alsa... Ya bunu ben size gösterdim. Şeylerle, illüzyonistlerle gösterdim. Yani onlar bu işi illüzyonla, illüzyon yaparak... Değil mi? Bizlere keyifli dakikalar yaşatan kişi. İşte bu illüzyonu bizden başka türlü paralar... ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.